yaşayan yalnız değilsen biz de erbeğenim. Bu günlerde Atiye ve Cabir ibn Abdullah el Ensari de Kerbela'ya yetiştiler. Nakledirler Cabir ya gözleri kör olmuştu, yaşlı peygamber sahabesiydi. Peygamber dönemini idrak etmiş, 7 tane imamı görmüş ama değerli sahabe. Ehl-i Beyt'in, velayetin etrafından zerrece sapmamış. İmam Bakır'a peygamber tarafından selam götürmüş, yetiştirmiş. Ceddin Resulullah'ın sana selamı vardır. Oğlum Bakır'ı sen görersen ya Cabir. Cabir'e Resulullah haber verdi. Ve İmam Bakır aleyhisselamı gördü. İmam Bakır aleyhisselamlar kucaklaştı. Ceddin Resulullah'ın sana selamı vardı dedi. İşte o Cabir, Cabir ibn Abdullah el-Ensari bugün Kerbela'ya varit olur. Gözleri kör olur. 73 yaşında yanında Atiye-i Ufi varit olurlar. Kerbela Fırat nehrinde usul abdesti alır ve güzel temiz elbiseler giyerek Hüseyin'in kabrine doğru yavaş yavaş rivayetler bu şekilde nakledir. Yavaş adımlarla eğer Hüseyin'in ziyareti nasip olursa aklında olsun. İlk önce gusül abdesti al, sonra yavaş adımlarla Allah'ı zikrederek Hüseyin'e doğru git. İşte Cabir bu şekilde yapar. Yavaş yavaş Hüseyin'e doğru gider. Atiye'ye deyir ki Atiye, elimi boyu kendim tapın Habibimin kabrini. Çünkü Medine'de çok gördüm Hüseyin'i. Peygamberin Hüseyin'in dudaklarını, boğazını öptüğünü çok gördüm. Peygamberin sağ dizine oturturum. Azizdi bu babalarım, azizdi Hasan'ım, azizdi Hüseyin'im dediği ki çok gördüm Cabir. Cabir deyir, oy Habibimin kabrine üzüm gibi. Yavaş yavaş gelir kabre. Gözleri görmüyor, anladı. Kendisini atır kabrin üstüne. Esselamu aleyke ya Abu Abdillah. Selam ey Habib, ey dostum. Habibullah yücebu Habib. Ay Habib, dostunun cevabını vermez mi? Akın Medine'de beni ne zaman görsen ilk önce selamı sana verirsin. Niye selam vermiyorsun? Medine'de beni görende koymazdın selam ver. Kababa geçen, öne geçen sen selam verirdin. Ama bilirim cevabını da kendi verir. Ama bilirim başım bedenimde yoktu güzel ana. Ama bilirim başsız. Bilirim başın hangi harabelerde? Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve Erbeğinde Hüseyin'in kabrine ulaşanlardan birisidir. Bu günler Hüseyin'in kabrine yetişir. İmam Hüseyin aleyhisselamın mesajını ulaştırır ve ziyaretine gelir. Ubeydullah'ın sarayında, Yezid'in lanetullahi aleyh sarayında iki tane hutbeler iradedir. O hutbelerde oradakilerin bir anda inkılap yaratır tabir yerindeyiz. Hepsini fikrini değiştirir. Ubeydullah Mervan İmam Zeynel Abdin Aleyhisselam'a bakır sarayında. Bu şahıs kimdir dediğinde